Bunu anladık ne olduğunu. Bir de e, genleme ile ilgili genleme boy ilişkisi diyelim. Genleme boy ilişkisi. Bunu da şöyle ifade edebiliyoruz. Şimdi normalde arkadaşlar biliyorsunuz benim için e, şöyle başlayalım. Sigma eşittir. E çarpı E'dir. Doğru mu? Sigma E çarpı E'dir. Ben şu E'yi yalnız bıraksam neye dönüşür bu? sigma bölü e gelir Değil mi? Böyle ifade edebilirim. Bu biliyorsunuz şeyden geliyor. Yani şu formül aslında elastik modül formülünden geliyor. Yani gerilmeyi genleme, böl genleme bölüyoruz. Oradan geliyor. Ben burada sigma yerine f bölü a yazabilir miyim? Yazarım değil mi? Böyle ifade edebilirim bunu. Sigma yerine f bölü a yazdım. Peki genleme yerine de şunu yazabilir miyim? Delta l bölü l0. Bunu yazabilir miyim? Değil mi? Bu durumda nasıl bir durum? Ne olur? Delta L'yi yalnız bırakırsam. Delta L eşittir. F bölü A. Doğru mu? Çarp yanında E vardı. Şu L sıfır da yukarıya zıpladı. Şöyle oldu. Şimdi bu formülün bize getirdiği güzel bir sonuç var. Bir kere işin içinde hiç gerilme yok. Gerilmeyi elimin ettik. Gerilmeyi elimin ettik. Bir de aynı şekilde genlemeyi arkadaşlar elimin ettik. X'ini elimin ettik. Kuvvete, boya ve alana bağlı olarak boy uzamasını hesaplayabildik. Bu şekilde boy uzamasına ulaşabildik. Ee, bu formülü çok kullanacağız. Öyle söyleyeyim. Bunu o yüzden böyle şöyle şey yapalım. Bunu isminiz gibi bilmeniz gerekiyor formülü. Eğer baştan her seferinde çıkartmak istemiyorsanız. Bir iki tane soru çözelim bunlarla ilgili hemen. Bakalım şöyle. Birinci sorumuz şöyle bir şeymiş. Bir çubuk varmış. Bu çubuğun çapı 15 milimetreymiş. 300 kilonik çekiliyormuş. iki taraftan boy ve en değişimi nedir? Boy ve en değişimi sormuş. Ne yapacağız bu soruda? Boy ve en değişimi soruyor. Bir kere boy ve en değişiminde kullandığımız formül neydi? Delta L bölü L sıfırdı değil mi? buradan gidebiliriz ya da deminki formülden gidebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere malzemeye 300 Newton uygulanmış. Önce bunu neyi bulmamız lazım? Gerilmesini bulmamız lazım. Hemen gerilmesini bulalım. Sigma eşittir F bölü A diyor. Sigma eşittir F bölü A. Sigma. F'imiz ne bizim? 300. Doğru mu? Güzel. Bölü. Bunun çapı neymiş? 15 milimetreymiş. O zaman pi çarpı 7,5 kareden bunun gerilmesini buluyor. Hesapladığımda 1,697 çıkıyor arkadaşlar. 197 mpa. Bunu bulduk. Güzel. Şimdi genleme bulmamız gerekiyor. Yani boy ve en değişim dediğine göre genleme üzerinden gideceğiz. Değil mi yani? Gerilme ve genleme formülü üzerinden gideceğiz. Genlemesi nasıl bulurum ben bu malzemenin? E derim. Değil mi? E derim. Delta, L bölü, delta L bölü L0 diyebilirim. Başka nasıl bulabilirim? E farklı şekillerde ifade edilebilir. Birinci ifadesi şöyle arkadaşlar. Delta L bölü L0. Doğru mu? Ama bu formülden yararlanabilmeniz için sizin genlemeyi bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde delta R'yi bilmeniz gerekiyor ki L0'a ulaşın. Ya da L0'a bilmeniz gerekiyor. L0'a delta R'ye ulaşın. Fakat bizde hiçbirisi yok. Bu yüzden bu formülden gitmiyoruz. Hemen düşünüyorum. Genleme ile ilgili başka hangi formül vardı? Hangi formülden yararlanabilirim? Bir de şöyle bir formül vardı. Demin. Bakın bir önceki slide'ı hatırlayalım. Görüyor musunuz? Şöyle bir formül daha var. Yani elastik modül formülü. Değil mi? Demek ki ben elastik modül formülünden gidebilirim. Elastik modül formülünü yazıyorum buraya. Neydi? Aslında benim için gerilme. Pardon şöyle. elastik modül. Sigma bölü E değil mi? Sigma bölü E. Değil mi? Yani bu elastik modül formülü. Ha? Evet hepsi verilmiş. Sadece yerine koyacağız. Bunu diyorum ben de. E yerine gidiyorum. 2.7 gigapas kalmış ya. Bunu megapaskala çevirmem lazım tabii. 2700 dönüşüyor bu. 2700. Eşittir. Gerilmeyi zaten buldum burada. 1,697 bunu da bulduk. Ne kaldı geriye? E. Tamam işte içler dışlar yapıyorsunuz. E'yi buradan hesaplıyorsunuz. E de arkadaşlar 6,285 çıkıyor şöyle. Güzel. Bunu da bulduk. Şimdi işte bu formülü kullanabilirim. Baştaki değil mi? Delta L L0 formülünü kullanabilirim. Buradan neyi bulacağım? Boy ve en değişimini. Önce boy değişimini bulacağım tabii. Bulalım boy değişimini. E neydi? Böyle yazalım. 6,285 10 üzeri eksi 4. Eşittir. Delta L'yi arıyorum. Malzemenin ilk boyu elimizde var mı? Var. Neymiş? 200 mm'ymiş. 200'ü de buraya yapıştırdım. Yine taraf tarafa çarptım. Delta L'yi buldum. Ne çıkıyor Delta L? Bakalım hemen. 0,126 Bunu bulduk. 0,126 Peki ben bu durumda bu malzemenin son boyunu bulabilir miyim? Değil mi? Son boyu nasıl bulunur? Bu zaten şu kadarlık fark yok mu malzemede? Yani 0-126 mm'lik bir uzama olmamış mı? E o zaman şöyle yaparım. 200, L son derim şuraya. 200 e kimi eklerim. 0,126'yı eklerim. E bunun boyu ne çıkar böyle? 200,126 mm. Bu kadarmış onun boyu. Tamam. Bitti. Peki. Bunu hallettik boyu hallettik. Bir de ne soruyor bize? Yeni soruyor. Bu nasıl olacak? En ile ilişki kurduğumuz formül neydi? Hemen bir önceki slaytı hatırlayalım. Yani işte konu anlatımına Poisson oranı değil mi? Bakın. Altta E boy var. Üstte E M var. Bu ilişkiyi kullanacağım bu sefer. Poisson oranından gideceğim yani. Şöyle yaptım. Poisson dedim. Eksi. Burada niye eksi olduğunu demin anlatmadım. Onu da hemen anlatayım. E n bölü E boy. Şimdi arkadaşlar. Başında farkındaysanız bunun bir eksi var. Bunun sebebi şu. Malzemeyi çektiğimiz zaman buradaki çap daralıyor ya. Çap daraldığı zaman D2 eksi D1 eksi çıkıyor. O yüzden eksi eksi birbirini götürüyor. Artı yapıyor. Tamam. Çünkü Poisson oranının eksi çıkmasını istemiyoruz. O yüzden başına eksi atıyoruz bunun. Yoksa artı çıkardı. Yani şey pardon. Tamamen sonuç eksi çıkardı. Yanlış oldu. Devam edelim. E en bölü E boy. Peki. Benim E enim neydi? Burada bulduk zaten. Nedir E n? Değil mi? Bu işte arkadaşlar. Değil mi? Şu. Bu değer benim için. Zaten E n'di. Şey pardon. E boydu. Şuraya boy yazalım. Boysa değişimdi. Ama bize şu an şuradaki değişimi soruyor. Şuradaki değişim. Değil mi? Yani çaptaki değişimi soruyor aslında. O zaman ne yaptım? Eksi. Şuraya E en dedim. Aşağı e boyu yazdım. E boy kaç? 6,285 10 üzeri eksi 4. Bunun da ne eşit olmasını istiyoruz? Poisson oranı burada vermiş. 0,4'e eşit olmasını istiyoruz. Yazdım buraya 0,4'e. Güzel. Taraf tarafa yine yapacağım. Yani yapacağım. İşler dışlar. Buradan e eni seç çekeceğim. en çektiğim zaman bize eksi 2 virgül 14 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerini veriyor. Peki EN'i nasıl hesaplıyordum? Yani çapı hesaplamak istersem. Onu hesa nasıl hesaplıyordum? Neydi? EN eşittir. Hatırlarsanız eksi değil mi? Parantez içinde delta D yani çaptaki değişim bölü D sıfır. ilk çap. O zaman EN'i buraya yazdım. 2. Bunlar eksi eksi birbirini götürdü zaten. Şu 14. 10 üzeri eksi 4. Eşittir. Eksi. Delta D. D sıfırım kaç? Vermiş mi bana soruda? <laughs> Görüyor musun? Şurada. 15 milimetre olarak vermiş zaten. Değil mi? 15 milimetreydi. Altına yapıştırdım bunu. Yine bunları taraf tarafa çarptım. Tabi şu eksi birbirini götürdü. Artı oldu. Ve buradan da arkadaşlar delta D'yi yani çap değişimini eee Burada burada eksik koymaya gerek yok ya. Çok güzel. Şunu siliyorum. Çünkü burada zaten eksik bulmamız gerekiyor. Şöyle şunu şöyle sildim. Güzel. Buradan arkadaşlar eksi çıkacak. 0,038. Şuradaki 10 üzeri eksi oraya dikkat edin hesaplamaları yaparken. Oran değil. Bu çap değişimi şu anda. Tamam Yani ne kadar boyunun çapının kısaldığını söylüyor bize. 0,0038 yanında birimini yazalım milimetre. Bakın eksi çıktı farkındaysanız. Doğru mudur? Eksi çıktı. Buradan da arkadaşlar çap değişimini bulabilirsiniz. 15'ten ne yapıyorum? LD şöyle yapalım. D son yazalım. LD değil. 15 eksi 0 virgül 0, 0 38. Buradan da 14 virgül 99 62 buluyorsunuz. 14 virgül 62 milimetre. Tam beklentimiz bu değil mi? Çap e, azaldı. Yani malzemeyi çektik ya. Çap azaldı. Boy ne yaptı? Uzadı. Beklentimiz uzadı. Şunu şöyle çizelim. Bu böyle. Bu da böyle. İkisinde böyle bulmuş oldu. Gelelim ikinci soruya. EC noktasında arkadaşlar. EC noktasında 10 milimetrelik 10 milimetrelik uzama vardır. Soruda bunu vermiş. Yani EC'de şu EC noktası ya şu. Şurası. EC aşağı doğru arkadaşlar 10 milimetrelik Şekil değiştirme yapmış. Aşağı doğru yani çubuk 10 milimetre uzamış gerilmenin kuvvetin etkisiyle. Bunun üzerinden soru çözmemiz isteniyor. Şimdi şöyle yapacağız. Elimizde hiç kuvvet yok farkındaysanız. Fakat şunu biliyorum ben. Kuvvet olmasına gerek yok. Hayır ağıla da gerek yok. Hiçbir şey yok yani kuvvet bilgisi yok elimizde. Sadece uzama bilgisi var. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Sigma normalde nasıl ifade edilebilir? gerilme bölü genlemeden ifade edilebilir. Doğru mu? Bu şekilde ifade edilebilir. Peki bende neler var? Bir kere elastik modül var mı? Var. EC noktasının boy değişimi var. 10 mm. O zaman ne var bende aynı zamanda? Genleme var. E var yani. E ben bu durumda sigma'ya ulaşabilir miyim? E sigma da zaten F bölü A demek değil mi? Kuvvete ulaşabilir miyim? Ulaşır. Doğru da şunu test ediyor. O zamanlardan gerilmeye ulaş. Gerilmeye ulaştıktan sonra da kuvvet hesapla. Tersten gidiyor diyor yani. Şimdi bakalım nasıl yapacağız bunu. Burada bir şekil değiştirme davranışı çizmemiz lazım. Şöyle bir malzeme. E, e, şekil çizelim ve malzeme ifade edelim. Üçgen çizdim. Bu üçgen ne anlama geliyor? Şurada ne kadar uzan var? 11 metrelik uzan var. Bana hangi çubuğun uzaması lazım? Elimizde zaten şu var. Değil mi? Bu var. Bana bu lazım. Yani devre çubuğu lazım. E DB çubuğu şurada değil mi yaklaşık şurada. şurada değil mi? Ben buraya X desem. X derim buraya. Değil mi? E buradaki oranlar belli. Şurası 2 metreymiş. Şurası 3 metreymiş. Doğru mu? O zaman ne yaparım? 2'nin şöyle. Ortaokulu. Ortaokul matematik. Değil mi? Geometri. 2'nin 5'i olanı X'in 10'a oranına eşittir. Yani ne oldu o zaman? 2'nin 5'i oranı X'in 10'a oranına eşittir. X nedir buradan? Hesaplıyorum. 4 mm buluyorum. Soru bitti arkadaşlar. Çok kompleks bir görünüyor ama iki işlemde bitiyor soru. 4 mm. 4 mm'yi bulduğuma göre artık şu formülü kullanabilir miyim? Evet. Mi? Şu formülü kullanabilirim. Bir kere arkadaşlar bana burada E lazım farkındaysanız. E lazım olduğuna göre ben bu çubuklardaki E'leri bulmalıyım. Doğru mudur? İki tane E var burada. Birisi EEC yazalım şöyle. E, EEC. Nasıl bulurum EEC'yi? EEC'deki şekil değişimi ne kadar? Şuradaki. 10. Değil mi? 10 milimetre. Onu kaça bölmem lazım? Toplam boy ne burada? 2 metre. Ama milimetre çeviriyorsunuz. 2000 milimetre oluyor. 2000. Hı, Hı 2000. Bunları sadeleştiriyorsunuz. Hani hiç bakayım. 0,05. Şöyle. <laughs> Tamam. Onu 2000'e böldüm. Delta L'yi boy değişiminin delta L 10 mm kadar uzamış ya. Toplam ilk boya bölüyorum. Bir de E neyi bulduk şimdi burada? EEC'yi bulduk. Onu tamam böldük. Bir de neyi bulmam lazım burada? E bir de işte şuraya bulacağım değil mi? Burada da 4 milimetrelik değişim var. 4 bölü. Bunun da ilk boyu ne kadarmış? 1,5 metreymiş. Yani 1500. 0 bu da 0.27 Bunlar birimsiz olur arkadaşlar. Buraya dikkat. Çünkü üst taraf milimetre. Şöyle. Burası milimetre. Milimetreler birbirine sadeleşir. Bunlar birimsiz çıkar. Yani genleme yüzde ifade eder. Tekrar ediyorum. Mesela bu neymiş? Yüzde çarptık. Yüzde 0.5'miş. Bu aşağıdaki yüzde çarptık. Yüzde 2.7'ymiş. Bu kadarlık boy değişimi olmuş. Buna dikkat. Uzama ya da kısalmadan bahsetmiyorum burada. Şimdi gelelim yani şunu hallettik bu arada. A şıkkını hallettik. Şimdi gelelim gerilmeleri. Yani B şıkkına. Bu A şıkkıydı. Bu B şıkkı. Ne yapacağım? Gerilmeyi bulmak istiyorum. Elastik modülüm ne benim? 20 gigapascal. Değil mi? 20. Bunu megapaskala çevirdim. 10 üstü 3'te çarptım. Sigma'yı zaten arıyorum. Önce kimi bulalım? EEC'yi bulalım. Doğru mu? EEC üzerinden gidelim. O yüzden buraya 0, şurada EEC yazayım. Madem öyle. 0,05. Sigma EC'yi buradan çekelim. Ne çıkar? Bakalım. 100 Tabii şimdi bu ikisi de tam sayı neredeyse. 100 megapascal gibi yuvarlak güzel bir sayı çıkıyor. Yani 20 ile 5 çarpıyorsun çünkü ya. 20 ile 5 çarpıyorsun. Yüzde bir şey çıkıyor o yüzden. 100 megapascal çıktı. Hemen bir de sigma EB'yi hesaplayalım. Benzer şekilde. Yine arkadaşlar bakın elastik modüller aynı. Gerilmeyi hesaplıyorum. DB. Neye ihtiyacım var bu sefer? 0,027'ye. Buradan da sigma DB hesaplıyorum. Bu da arkadaşlar 54 MPa çıkıyor. 54 MPa. Güzel. Ve ilerledik. Bunu şöyle aldım. Bunu da şöyle aldım. Kim kaldı geriye? B kaldı. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi artık elimde benim. Bu çubuklardaki gerilmeler var mı? E, ee, bunu burada çözmeyeyim. Bir sayfa atlayayım. Daha rahat ifade edelim. Şöyle yapalım. Buraya bir arkadaşlar serbest cisim diyagramı çizmemiz lazım. Şöyle çiziyorum bakın. Şöyle çizdim. Şöyle bir durum yok mu? Şurada mesnet var aslında değil mi? Bakın bir yere gideyim. Şurada mesnet var. Şurada bir kuvvet var. Şurada bir kuvvet var. Bir de burada aşağı doğru bir yayılım var. Çok basit bir sistem. Şöyle yapıyorum o zaman. Yukarı doğru bir kuvvet var. Yukarı doğru bir kuvvet var. Şurada aşağı doğru yayılı yük var. Değil mi? Ama yayılı yükün ne olduğunu bilmiyorum ben. Yayılı yükü burada nasıl hesaplarım? Nasıl ifade ederim? V çarpı toplam buranın uzunluğu kaç? 2 artı 3 5 metre. Değil mi? O yüzden burası V çarpı 5 olur. Böyle kalır. Doğru mudur? Peki. Şuradaki uzunluklar nasıldı? Şurası 2 metreydi. Şurası 3 metreydi. Böyleydi. Bu da tamam. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Gerilmeleri hesaplamam. Ya yani gerilmeleri de yerine koyalım. Ya yani koymayalım. Şunlara isim verelim. F diyelim buraya. Neydi burası? EC. Şurası EC. Burası da F. DB. Doğru mu? Moment alarak bu soruyu ben bitirebilir miyim? Ya da şöyle düşünün. Tipik bir aslında burada. Delta X. 0, delta fx 0, delta fx 0 moment 0 yapmam lazım. Delta fx 0 yapıyor. Denge kuracağım. Burada herhangi bir ax görüyor musunuz? Yani şey dik zaten değil mi? ax 0 arkadaşlar. ax de işim yok. Delta fx 0 diyorum. Ne yapacağım bu sefer? Peki size şunu soruyorum. Ben fdb ve fec'yi hesaplayabilir miyim? Gerilme neye eşitti? Sigma eşittir. F bölü A değil miydi arkadaşlar? Benim elimde eğer gerilmeleri varsa sistemin, çubukların çapları varsa kuvvet hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. O zaman ne yapıyorum? Hemen hatırlıyorum soruyu. Ne bulmuştum? 100 megapaskalla 54 megapaskal. Burada çapı da vermişti bize. Neydi çap? Bakın 10 milimetre. Görüyor musunuz? Eşaretlik. 10 milimetre. O zaman ne yapacağım? Önce ee, ne hesaplayalım? Örneğin EC'yi DB'yi hesaplayalım. FDB hesaplayacağım. Sigma db, sigma db, sigma db'm neydi? l Evet. F db, bölü alan. Pi çarpı, alan neydi? 10 bin. 10'du değil mi? Kontrol edelim. 11 metre. O zaman 5'in karesi. Buradan F db'yi çekerim. F 3929 çıkar. 3929 newton. Bu bitti pi kare pi kare alan buluyorsunuz. Sigma bir de şurada şunu hesaplayalım. Sigma ne var? E c. Onu uzatmadan şöyle yazayım. Şöyle yazalım. Zaten yanda form mevcut. 100 f e c. Kaplar aynı arkadaşlar. Onun da 5. Tamam mı? O yüzden pi çarpı 5'in karesi pi kare. Buradan da FEC buluyorsunuz. Şöyle. O da 7757 Newton çıkıyor. 757 Newton. Bunu da bulduk. Artık benim elimde kuvvetler var arkadaşlar. E, soru bitmiş zaten. Soru bitmiş arkadaşlar. Ekstradan bir şey yapmamıza gerek var mı? Yerine yazacağız sadece. Momenti de yazayım ben burada. Birlikte yapalım. FEC. Nedir FEC? 7757. Moment noktasına kaç metre var? 5 metre var. Güzel. Artı. FDB kaç? 3929. Kaç metre var? 2 metre var. Aşağı doğru kim vardı? V vardı. V çarpı 5. Bu zaten kuvvet. Yani yayılı yükü kuvveti çevirdim. Çarpı. Buradan buraya kaç metre var? 2,5 metre var. 5 ya tamamı. 2'ye böldük 2,5 oldu çarpı iki buçuk. Hepsinin toplamı ne etti? Sıfır etti. V'yi buradan çekiyorsunuz. Bu denklemlere bile gerek yok. Sadece momentten çıkıyor. 3731 44 Newton olarak bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Hatta Newton bölü metre mi oluyor? Newton bölü metre oluyor. Yanlış yapmadıysak değil mi? Newton bölü metre. Çünkü V'yi bulduk. Bu soruda böyleydi.